trafik kazasında yaralananlardan birini arıyorum. İsmi Reyhan, Reyhan Tarhun. Bakıyorum. Ne oldu? Burada mı Reyhan? Bakıyorlar. Bırakma kendini hemen. Liste daha da görünmüyor ama. Beyaz tenli, siyah saçlı, saçları omuzlarında. Tarif ettiğiniz gibi biri getirildi. Kimliği yoktu yanında. Şu anda ameliyathanede. Ameliyathane? Ameliyathane koridorun sonunda. Sakin olur musun? Pardon, bir şey sorabilir miyim? Ben bu ameliyatla ilgili içerideki karın bilgi almak istiyorum. Bilemiyorum. Burada bekleyin, haber verirler. Emir, Reyhan'ın ne kadar güçlü biri olduğunu biliyorsun. Sen söylemiştin, hatırla. Göreceksin, direnecek. Endişelenme. Haber var mı? Doktor Bey, durumu nasıl? Siz hastanın yakınları mısınız? Evet, o iyi mi? Durumu çok ağırdı. Kan kaybı, 3. dereceden yanıklar. Maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Şarjı bitti herhalde. Zeynep'ciğim, gel. Ne oldu? Canı sıkkın gibi. İyi misin sen? Reyhan ablamın telefonunu aradım ama ulaşamadım. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Hatice teyzeye gitmiş. Abim getirecekmiş Reyhan'ı. Ben de aradım ama telefonu kapalı. Şarjı bitti herhalde. Öyle şeyler. Allah'ın izniyle Emir iyi haberlerle gelecek. Cavidan Hanım öyle söyleyince ben o yüzden şey... Cavidan Hanım şokta, ne dediğini bilmiyor. Daha bir haber alamadık. Nigar. Suna ile Zeynep'in kesinlikle haberi olmayacak. Durum netleşene kadar. Sakın. Tamam tamam. Kimseye bir şey söylemem. Allah. Allah Reyhan'ı bize bağışla ya Rabbi. Allah. O değil. Emir o değil. Gidip biraz soralım o zaman.
Az önce bizi yönlendirdiğiniz kişi eşim değilmiş. Listeye bir daha bakabilir misiniz? İsmi bir kez daha alabilir miyim? Reyhan Tarhun. Dediğim gibi hastanemizde bu isme ait bir kayıt yok. Kimliksiz tek hastamız sizi yönlendirdiğim hastaydı. Üzgünüm, size yardımcı olamayacağım. Ya bana kim yardımcı olacak peki? Ya iki hastaneye de gittim, karımdan iz miz yok. Siz bilmezseniz kim bilecek bunu? Emir tamam, sakin ol. Gel şöyle. Ya nasıl sakin olayım Zafer? Nasıl sakin olayım, o yaşıyor mu, öldü mü onu bile bilmiyorum. Nasıl sakin olacağım? Haklısın. Ama şöyle düşün. Reyhan'ın hastanelerde olmaması, arabada da olmadığı anlamına geliyor. Kazada Cemre'nin yanında değildi muhtemelen. Haklısın, belki önceden inmiştir. Kayıtlı değil, belki Reyhan'la ilgili bir şeydir. Açsana. Alo. Emir Tarhun'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Emir Bey, trafik kazasına karışan arabalardan birinin içinde eşinizin çantasını bulduk. Ne? Emin misiniz? Çantanın çoğu yanmış. Ama eşinizin kimliği hala okunabilir halde. Size buradan ulaştık. Karakola gelebilir misiniz? Hemen geliyorum. Hangi karakol? Ne oldu? Polis mi arıyor? Bulmuşlar mı Reyhan'ı? Ne oldu Emir? Ne öğrendin? Reyhan'ın çantasını bulmuşlar. Kazada yanmış. Bunun başka bir açıklaması yok. Kazada arabadaymış. Başka açıklaması yok. Cemre Hanım'la arabasıyla giderken kaza yapmışlar işte. Reyhan öldü diyor Cavidan Hanım. Allah taksiratını affetsin. Gencecik kadın. Reyhan telefonu hala kapalı. Abime de ulaşılamıyor. Bir sorun mu var acaba? Cavidan Hanım'ı görseydin, yıkılmıştı. Resmen şokta. Sürekli Reyhan öldü diye tekrar edip duruyordu. Ne işi var o beslemenin bu evde diye dolanıyordu hep. Ama ölümün yüzü soğuk işte. Onun bile yüreği kaldırmadı. Reyhan?